Efe. Kapı çalıyor. Aç o zaman ya. Of, ben misafirim daha. Oğlum hepimiz misafiriz bu dünyada. Süleyman amcaya bile kalmadı. Her şeyi verecek bir cevabım var ha. Kalk kafaya cevap ver, kalk. Cevap veriyorum. Evde yokuz. Hayır efendim, bilemediniz, yanıldınız, elendiniz. Kalk, kalk cevap ver, kalk. Bir rahat yok anasını satayım ya. Ne var be? Ne var ya, ne var ya? Ne var ya? Su var, su. Su mu? Ne zaman? Nerede? Bu sabah. Benim odamda. Senin odanda mı? Senin odanda ne işi var suyun? Hem sen kimsin benim? Sevgilimi nereden tanıyorsun? Ne sevgilisi be? Çekil şuradan, çekil. Bir dakika, bir dakika hop! Ne oluyor oğlum sabah sabah? Bir şey anladıysam ara bulayım ya. Biliyordum ya, biliyordum ya. Ya neyi biliyordun arkadaşım? Sen kimsin ya? Ben senin arkadaşın değilim arkadaşım. Alt kat komşum. Şekil adı akan sular da kebana gitmiyor. Doğrudan benim yatak odama iniyor. Efe oğlum musluğu açık unutmuşuz. Kendi adına konuş oğlum, ben böyle yaptım çıktım sonra sen içerideydin. Ben sanki küvete oturdum keyif yaptım, Allah Allah. Bir taraflarım donuyordu o zaman, musluğu mu hatırlayacağım? İski fatura göndermeyi unutuyor mu birader ha, unutuyor mu? Ya arkadaşım benim aşağıda odam battı diyorum, hala fatura diyorsun ya. Ya girin de şurayı boşaltın Allah aşkına. Tamam ya, çok affedersin, senin odanı da mahvetmişizdir şimdi. Dur biz hemen hallederiz, çekil. Ya oğlum dondum ben zaten, bir de su mu temizleyeceğiz? Arkadaş prenstir ya, Urla prensi. Hadi gel oğlum gel, piste gel. Biz biliyoruz da mı oynuyoruz? Yeni taşındınız galiba. Çok eşyanız da yok. Evet. Yani o kadar yeni taşındık ki daha evin bile haberi yok. Bu arada ben Aylin. Merhaba, ben de Efe. Bu da Urla prensi Deniz olsun. Ha bu arada annenlerden de özür dileriz, onlara söylersin. Yok, ben abimle yaşıyorum. O da iki günde memlekete gitti, annemlerin yanına. Hadi ya. O zaman abin gelmeden istersen senin odana da bakalım ya. Şimdi o tavanı falan çatlatmıştır su, kararır yani. Yok, gerek yok. Abim gelince halleder. Ya olur mu canım, biz hallederiz. Değil mi prensim? Vallahi becerebileceğimiz bir şeyse. Ya oğlum onda beceremeyecek ne var? Bir silikon çekeceğiz, o kadar. Sen anlıyorsun galiba bu işlerden. Anlar o, anlar. Her şeyden anlar. Anlamadığı hiçbir şey yoktur. Of birader ya, kız su mu deyince abi direkt bizim su zannettim ya. Zaten kızı rüyamda görüyordum, buraya geliyordu. Kabus gibiydi ya, kabus. Hatta gibisi fazla kabustu. Bazen çok hırt oluyorsun, biliyorsun değil mi Efe? Kız sadece senin okumanı istedi. Ben okumak falan istemiyorum birader yani. Benim hayatım, benim kararlarım. Bu kadar basit. Ne alakası var? Siz sevgili değil misiniz? Kız sana ev bile buldu. Seninle beraber yaşam hayalleri kuruyordu. Kurmasaydı birader ya, ne yapayım ben mi söyledim ya? Yuh be abi. Bu kadar bencil olunmaz. Niye bencil oluyormuşum abicim? Yani Aslı senin her istediğini yapıyor mu? Hayır. İstediğini yapmadı diye sen ona kızıyor musun? Yani kızmamam gerekir ama kızıyorum galiba. Nerede benim botum? Ha. Peki, ben sana bir şey soracağım o zaman. Sor birader. Diyelim suyla beraber bir şey yapacaksınız, su son anda vazgeçiyor, ne yaparsın? Böyle hani sinemaya gideceğiz dedik de o... Yok be oğlum, yani daha önemli bir şey. Yazın tatile gideceksiniz, su son anda vazgeçiyor. Ha, anladım. Önce bozulurum tabii yani. Ne güzel plan yapmışız, sahilde eğleneceğiz falan, gece alemlere akacağız, coşacağız. Sonra su hanım son anda vazgeçiyor, öyle mi? Olmaz. Değil mi? Ama bunu ona söylemem ki birader. Yani sonuçta onlar kız kısmısı. Onlar için zor. Biz ha deyince Çeşme, Kuşadası gezeriz ama onlar için kolay değil birader. Yani ne yapacaksın? Anlayışla karşılarım. Başka yapacak bir şey yok. Doğru söylüyorsun. O hazır olunca söyler zaten. Tabii birader yani. Bir dakika ya. Bu muhabbet buraya nasıl geldi? Biz neden bahsediyoruz Deniz oğlan? Bir şeyden bahsettiğimiz yok. Hadi abi şu kızın evini tamir edeceğiz daha, hadi. Yok güzel kardeşim, o kızın evini sen tamir edeceksin. Çünkü benim bildiğin gibi bir takım işleri halletmem için senin takıma ihtiyacım var. Öpüyorum kardeşim. Efendim. İyiyim anne, siz nasılsınız? Naz mı? Bize niye geliyor ki? İlla beni mi görmek istiyor? Hayır anne, o eve falan gidemem. Hayır, gelir burada kalır.
Bilmiyorum, nerede bulursa orada yatar artık. Bak anne, eğer bunun altından bir şey çıkarsa... Tamam anne, tamam, alırım ben oradan. Tamam. Naz nereden çıktı şimdi ya? Efe! Şu halime bak, ben ne anlarım tavan tamir etmekten? Hani biliyordun sen bu işi? Tavandaki çatlaktan daha fazlasını kendi üstüne sürdün. İyi de bildiğini söyleyen ben değildim ki, Efe'ydi. Tabii her zamanki gibi ihale yine benim üstüme kaldı. Şu halime bak, resmen Kızılderililere döndüm ya. Sağ ol ya, çok uğraştın ama sonunda becerdin. De üstündekiler mahvoldu. Ya, önemli değil, çamaşır makinesi atarız geçer. Ne oldu? Ya bu evde hesap makinesi bile yok ki çamaşır makinesi olsun. Ben hep benim eski evle karıştırıyorum da. E ver bana, ben yıkarım. Ha, ya zahmet olmasın şimdi sana. Ne zahmeti canım? Baksana sen benim için neler yaptın. İyi o zaman. Ya şunları da yıkar mısın? Şimdi makine boş boşuna bir tişört, bir eşofman için çalışmasın ha. Ben bunları çıkarıp hemen geliyorum, tamam? Efeninkileri de getir istersen. Yok vallahi. Yapacağım dedi, üstüme attı gitti. Kirli kalsın onunkiler. Oh, oh. Bu böyle olmaz abicim. Akşam gelsin konuşacağım. Başlarım ür teşebbüsüne. Adam her şeyi üstümüze attı gitti. Sanki bizim başka işimiz yok. Allah Allah. Naz'ı alacaktım, geç kaldım. Ne haberdiniz? Ölüyordum ya, böyle girilir mi hiç? Ay pardon ya, korkuttum galiba. Hem zaten sen nasıl girdin içeri? Kapıyı açık unutmuşsun. Süper. Yakında kendimi de unutacağım. Dün gece de çeşmeyi açık unutmuşum, bir saat onu temizledim. Yardım edeyim ister misin? Vallahi çok iyi olur yani, hayır demem. Tamam o zaman. Ben sana yardım ederken belki biraz da arada konuşuruz ha. Ne dersin? Olmaz bak, benim havaalanına gidip Naz'ı almam lazım acilen. Tamam, dönünce konuşuruz. Aa, sen miydin? Senin ne işin var burada? Deniz yok mu? Yok. Nasıl yok? Yani basbayağı yok işte. Yani demin gitti. Havaalanına mı ne gidecekmiş bir kız almaya bir şey? Kim? Hangi kız ya? Ay ne bileyim Aslı, ben hangi kız? Sen ne yapıyorsun burada? Ay Aslı, ne çok soru sordun ya. Görmüyor musun? Toz alıyorum. Ya onu demiyorum. Neden geldin diyorum. Ya Deniz'le bir şey konuşacaktım. O da çıktı gitti. Aslında ben senle de... Senin Deniz'le konuşacak neyin kaldı hala? Anlaşılan sadece Deniz'le değil, kimseyle konuşacak bir şeyim kalmamış Aslı. Gel canım. Evde kimse yok, merak etme. Şimdi sana göstereceğim. Aa, Sabri da buradaymış. Nazcığım, hoş geldin. Sen nasılsın? İyiyim. Hoş geldin. Sen nasıl girdin içeri? Mine açtı kapıyı. Aa, doğru. Nerede o? Gitti mi? Ha, işi varmış, çıktı. Ben de şimdi gidiyordum zaten. Aslı abla, daha yeni geldim. Biraz daha kaldı lütfen. Uğur. Aa, Naz. Nasılsın ya? İyiyim. Kocaman olmuşsun. Oğlum yokluğumda herkes eve toplamışsın. Bir Almanya'da eksik. Bir de su tabii. Su? Kim? Çıkartamadım. Ben tanımıyorum onu. Ben tanıyorum canım. Şimdi de yanına gidiyorum. Bir mesajım varsa ileteyim. Püf, ne mesajım olacak ya? Deniz oğlan, yemekte ne var ya? Efe bittik oğlum. Ne oldu? Tüp bitmiş. İlla bitecekti tabii. Ne oldu? Konuştun mu Deniz'le? Ya yok işte. Eve gittim, zaten Mine vardı. O çıktı, Deniz geldi kuzeniyle. İzmir'den gelmiş. Onlar da kalacakmış. İki dakika sonra Efe de geldi. Zaten Deniz'de hiç yüzüme bile bakmadı. Allah Allah, Deniz yapmaz öyle şey. Ya Aslı'cığım, senin bana anlatmadığın başka şeyler mi var? Yo, sabah anlattım ya işte. Sabah hiçbir şey anlatmadın ki. Ya biz şimdi dün bunun evdeydik. Hı. Oturuyorduk. Yani böyle birlikte. Sonra Deniz beni öptü. Vay 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 vay. Öyle işte yani. Nasıl öyle işte? Deniz seni öptü. Sonra? Sonra... Ya sonra ben yapamayacağım dedim. Küstük. Yani küsmedik de... Ya bilmiyorum ya. Anlıyorum. Sen anlatmasan da ben az buçuk tahmin ettim. Aslında ben ne yapacağımı bilemedim. Yani istemediğimden değil.
Deniz çok bozuldu. Kafam çok karışık ya. Normal tabii karışması. Ya başka kızlara giderse? Ya benden ayrılırsa? Deniz senden ayrılacak. Oldu, gözlerim doldu. Ne yani, olamaz mı? Bak benim de içimi kurt düşürdün şimdi. Bunlar bir de orada tek başlarına yaşıyorlar. Yani kızımızı atsalar hiç ruhumuz duymayacak. E onu diyorum ya işte. Zaten Mini evde görünce şaşırdım. Bir de Deniz havaalanına gitti. Bir kız almaya bilmem ne deyince. Senin de tepen atla tabii. E aynen. Sonra kapı açıldı. Gel güzelim evde boş falan deyince meğer kuzenini getirmiş Naz'ı. İyice de paranoyak oldum. Orada Mine'ye de bağırdım. Sen Deniz'le ne konuşacaksın diye. Ya bugün kaç kere aradı. Yani kendi derdimizi düşünmekten onu unuttuk tabii. Üf, ya benim derdim bana yetiyor zaten. Bir de başkasıyla uğraşamam. Efe arıyor. Söyle Efe. Kuzu ya ne diyeceğim. Sizin evde bir kişilik daha yer var mı ya? Yani bir yarım kişilik de olur. Ufak bir insan. Ne diyorsun sen ya? Ne diyeceğim be kızım? Nazlıcan'ı diyorum ya. Kızın takırdamaktan dişleri dökülecek neredeyse. Ya ben Ayşe teyzeye bir sorayım da. Hay Allah, niye daha önce akıl edemedim ben bunu? Son pişmanlık zaten fayda etmez be kuzu. Sen kapat, biz geliyoruz. Ha? Hadi. Hadi hadi. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.